Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ile Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu kütüphanedeki öğrencilerle bir araya geldi. Gerekirse burayı fotoselli kapı da yapabilirim arkadaşlar. Benim sizden ricam mümkün olduğu kadar içerideki çalışanı kendin gibi diyor. Düşünün dışarıda çıkarken dikkat edersen meseleyi çözersin. Özellikle böyle bir talep varsa artıralım. Başından gözüm üstüne. Şimdi yetmiyorsa yine zaten baş üstüne. Şey şu an mesela burada cümle binası. İçerisi yaptığı düzenlemede bu seneki üniversitelerin yerleştirme sınavında şimdi dönemden sonra çekmeyecek. Kütüphanelere ayrı bir özellik tanıyın okulların haricinde. Bunları 4 tane yapmış. Tamam, artı 2 de burada daha yapalım. Hemen. Baş üstüne. Hani bunun gibi ne durumlar olmaz? Ne gibi fayda var? Daha öncesinde adalet bakamayan yani seni onun yanına getirip eşit çarpıyla yarıştırıyorum. Tabii ki. Ki sen yine bu bölgenin okuluna gireceğin için bu bölgenin okulları da bu bölgenin çocukları tabii derdi. Ki, ama benim de yanım hani ona. Yasemin Erman Balsu'nun alternatifi sana birkaç tane daha okuldur. Siz sorun etme sen. İnşallah güzel bir yeri yerleşir. Sende bir iyi bir şey var yani. Bu azimle seni yeri birer tutar. İnşallah. Değerli arkadaşlar, öncelikle seçme hakkı anayasal diyor. Vatandaşlık hakkı. Gidin bu ülke için buralarda sizlere ne gibi imkanlar vermiş, Türkiye'nin geleceğine dair daha iyisini yaparız diyen kimse o konuda tercihinizi yapın. Türkiye'nin geleceğinin, gelecek bir seçim ve sizler de bu seçimde oyunuzu kullanın. Benim bir arkadaşımız, bir abiniz olarak sizlere tavsiyem 20 yılda çok önemli gelişmeler olur. Çok güzel kazanımlar olur. Daha da iyisini yapacağımız vaatlerimiz var. Neler yapacağımızı biliyoruz. Dersimize çalıştık. Sizlerin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan başımızda olmaya devam ettikçe daha da güzel imkanlar hep beraber yapacağız. Güzel bir gelecek olacak diyorum. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Dersler alıp duyduk ama vakit ayırdığınız hepinize teşekkür ediyorum. Ben size çok iyi anlıyorum. Ben 80 yıllarda buradaydım. İlk yüzyı nasıl kazanacağım diye hedef koymuştum. İlk yüzyı kazanmam gerekiyordu. Ailede de ilk giden kız çocuğu şehir dışına çıkmak için hedef koymuştum. Vallahi hedef koyucu oluyor. Koyacağım. Bize düşen şey bize fırsat eşitleri. Sonra oğlum ve kızımın endişelerini yaşadım. Rahmetli annemi yaşadığını kendim yaşadım. Babamız doğmadı. Stresten. O yüzden önce bir rahat olun. Rahat olun, bir rahat olun. Rahatlamanız lazım. Çünkü rekabet dediğim şey çalışınca olur. Çalışmamız lazım. Şartlar aynı sonuç. Şartlar aynı çalışınca olur. Bize düşen şey ise o şartları sağlamak. Allah razı olsun. Bakın bu şartlarımızın hiçbiri yok. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla biz bu şartları sağladıktan sonra size siz ne diyorsanız onu yapmak bizim görevimiz. O yüzden mahallemle birlikte eğitim şehri Gaziantep dedik. Spor şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep. Niye? Artık yeni bir dönem var, bilgi ekonomisi. Bilgi ekonomisinde senin ne kadar petrolün var kardeşim, o kadar zenginsin değil. Ne kadar yetişmiş insan bilmiyor. Siz bizim zenginliğimizsiniz. Siz bizim geleceğimizsiniz. Gözümüzün nuru başımızın harcısı. Kamera bir yerde, fotoğraf bir yerde olsun. Evet. Peki, hadi başlayalım.